belirtmek istiyoruz. CHP'de dün gerçekleştirilen parti meclisinde belirlenen belediye başkan adaylarının listesi açıklandı. Ankara'nın Çankaya ilçesindeki mevcut başkan Alper Taşdelen'in yerine Hüseyin Can Güner aday gösterildi. CHP'nin şu ana kadar aday duyurmadığı tek il ise Urfa oldu. CHP Genel Merkezi'nde 12 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarının ardından 31 Mart yerel seçimleri için belediye başkan adayı olacak isimler netleşti. CHP PM 125 seçim çevresinde daha adaylarını belirledi. 3 büyükşehir, 4 il ve 100 ilçede belediye başkan adayları açıklandı. Kamuoyunda merakla beklenen CHP'nin kalesi Ankara'nın Çankaya ilçesindeki mevcut başkan Alper Taşdelen'in yerine Hüseyin Can Güner aday gösterildi. Aday adaylığı başvurusunda bulunmayan Güner, Özgür Özel'in avukatlığını yapıyor. Ankara Akyurt'ta Filiz Gegel, Çubuk'ta Can Kaderoğlu, Sincan'da ise Veysel Alkan aday olarak açıklandı. İstanbul'da ise Sarıyer'de Mustafa Oktay Aksu, Kadıköy'de Mesut Kösedağ'ı, Adalar'da Ali Ercan Akpolat, Ümraniye'de Aykut Erdoğdu aday gösterildi. Ümraniye Belediye Başkan adayımız Aykut Erdoğdu. CHP'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zekai Sanaoğlu. Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ise Veli Ağbaba gösterildi. Murat Molu da CHP'nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. CHP'nin şu ana kadar aday duyurmadığı tek il ise Urfa oldu. Böylece CHP bugüne kadar 1090 seçim çevresinde adaylarını açıklamış oldu. CHP'li Gürsel Tekin mevcut yapıda çalışma imkanı kalmadığını söyleyerek partisinden istifa etti. Tekin açıklamasında CHP'nin Atatürkçü ve sosyal demokrat kimliğinden uzaklaştırıldığını savundu. Tekin'in ardından CHP'den peş peşe istifalar geldi. CHP'de uzun yıllar görev alan İstanbul İl Başkanlığı, Milletvekilliği, Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Sekreterlik görevlerini üstlenen Gürsel Tekin partisinden istifa etti. Tekin istifasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. CHP'nin Atatürkçü ve sosyal demokrat kimliğinden uzaklaştırıldığını savundu. Yoldaşlık ruhu yerine ahbap-çavuş ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüştüğünü öne sürdü. Türkiye'de iktidar mücadelesi yerine parti içi iktidar mücadelesinin yeğe tutulduğu, parti hukukunun ve partimiz emekçilerinin haklarının yok sayıldığı, genel merkezin kendi açıkladığı kural ve talimatlara bile uymadığı, parti hukukuna ve açıklamalarına güvenerek emek sarf eden insanların emeklerinin gasp edildiği, ideoloji ilke veya düşünceyle oluşan yoldaşlık ruhu yerine ahbap çavuş eş dost akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür. Tekin, mevcut yapıda çalışma imkanı kalmadığını söyledi. Gençlik yıllarımdan beri hayatımı adadığım, ilkelerini kalbime mühürlediğim Cumhuriyet Halk Partisi'nden yine inandığım, uğruna yaşadığım ilkeler bunu emrettiği ve mevcut yapıda çalışma imkanım kalmadığı için büyük bir üzüntüyle istifa ediyorum. Kadıköy için aday adaylığı başvurusunda bulunan Tekin'in ismi Esenyurt Belediyesi için geçiyordu. Tekin'in istifası üzerine CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den de bir paylaşım geldi. Sarıgül, kendisiyle parti için mücadele ettiğim Gürsel Tekin CHP için bir değerdir. Gürsel Tekin giderse gitsin denecek bir siyasetçi değildir. Herkesi bu yanlıştan dönmeye davet ediyorum ifadelerini kullandı. Gürsel Tekin'in ardından CHP'den ard arda istifalar gelmeye devam etti. Adana'nın Çukurova ilçesinin belediye başkanı Soner Çetin CHP'den istifa ettiğini duyurdu. CHP 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde Çetin'i değil Emrah Koza'yı aday göstermişti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çetin, aday belirleme sürecinde partinin ilkelerinin ihlal edildiğini ve liyakate dayalı kuralların esas alınmadığını öne sürdü. Çetin, adaylıkların ahbap çavuş ilişkileriyle dağıtıldığı bir süreci üzülerek yaşadık dedi. Artvin'in CHP'li belediye başkanı Demirhan Elçin de yeniden aday gösterilmeyince partisinden istifa etti. İstifa eden bir diğer isim ise Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay oldu. Akay gerekçe olarak CHP'nin bugünkü yapısının seçim kazanmaya dönük değil, partinin içinde kendi yandaşlarına yer bulmaya dönük çalıştığını söyledi.
Sevgili izleyiciler, CHP İstanbul'un 39 ilçesinde belediye başkanlarını tanıttı. Tanıtım toplantısına Özgür Özel katılmazken İmamoğlu'nun konuşması sırasında protesto sesleri yükseldi. İstanbullu hemşehrilerimizin karşısına tam kadro çıkıyoruz. Bu kadronun gençliği de var, tecrübesi de var, yeteneği de var, cesareti de var. CHP İstanbul'un 39 ilçesinde belediye başkan adaylarını tanıttı. Tanıtım toplantısına CHP Genel Başkanı Özgür Özel katılmadı. Açılış konuşmasını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı. İmamoğlu konuştuğu sırada salondan protesto sesleri yükseldi. Sarıyer İlçe Örgütü İmamoğlu'nu ve CHP İstanbul İl Örgütü'nü protesto etti. İmamoğlu protestolara, demokrasi anlayışımızda afişlerini asabilir, fikirlerini paylaşabilirler, burası CHP şeklinde yanıt verdi. Farklı düşüncesi olan bir grup arkadaşımız tepkisini gösteriyor. Bu tepkisini gösterme anlayışı bizim partimizde vardır. İmamoğlu konuşmasında belediye başkanlığı döneminde yaşanan zorluklara değindi. AKP'li belediye başkanlarının Erdoğan'dan çekindikleri için kendisiyle yan yana gelemediğini, görüşleri alınmasına rağmen açılışlara gelemediğinden yakındı. Her seferinde bir kısım dirençlerle karşılaşıyoruz. Bu direncin kaynağının neresi olduğunu, kim olduğunu bütün ülke biliyor. Maalesef özellikle AK Partili pek çok ilçe başkanı, ilçe belediye başkanı bizimle yan yana gelemediler bile. Özgür Çelik'i davet ediyoruz. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul'da ilk defa 31 Mart'ta 4 kadın belediye başkanı olacak dedi. CHP'nin İstanbul ilçeleri adaylarındaki kadın temsiliyetinin oransal azlığı tartışmaları beraberinde getirdi. Yerel seçimlere sayılı günler kala yapılan kamuoyu yoklamalarında CHP ile AKP adayları arasındaki mücadele başa baş gidiyor. ORC araştırma şirketinin son anketinde Cumhur İttifakı'nın AKP'li adayı Murat Kurum %37.7, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu %36.5 çıktı. Dikkat çekici yükseliş %6.8 ile DEM Parti'den geldi. 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala adaylar arasındaki fark başa baş gidiyor. Bir CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, bir Cumhur İttifakı'nın adayı AKP'li Murat Kurum öne çıkıyor. ORC'nin son anketine göre Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum az farkla öne geçti. ORC araştırma şirketi 10-12 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da 39 ilçede yaptığı yerel seçim anketinde 3920 seçmene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz diye sordu. Soruya yanıt veren seçmenlerin %37.7'si Murat Kurum derken CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı %36.5 oldu. 2019 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım %48.55 oy almıştı. Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu %48.80 oy oranıyla seçimin galibi olmuştu. 14,